Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Pek çok sanatçı 100. yıl anısına şarkılar besteledi ve seslendirdi. Televizyonlarda kurumlar, kuruluşlar ve şirketler birbirleriyle yarışırcasına 100. yıla yakışan ve atamıza özlemimizi hatırlatan reklam filmleri yaptılar. Belediyeler hepsi olmasa da şehirlerinde ve ilçelerinde çok coşkulu törenlere imzalar attılar. Yani kısacası atamızın kurmuş olduğu bu cumhuriyete bağlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize vefa duygusunu içinde barındıran herkes bu bayramı bayram gibi kutladı. Sayın Erdoğan da bu bayramı kutladı ama sanırım istemeye istemeye olacak ki Cumhuriyet'in 100. yılı gibi önemli bir kutlamayı İstanbul'da bir vatan haininin ve soysuzun köşkünde kutladı. Vahdettin'e vatan haini ve soysuz diyen Atatürk'tür. Nutuk da özellikle Vahdettin hakkında böyle söylüyor. İngiliz yük gemisinin ambarında saklanarak bu ülkeden kaçan bir vatan hainidir. AKP hükümeti olarak sizler ise Cumhuriyet'in 100. yılında Türk donanmasına Vahdettin gibi bir vatan haininin köşkünü selamlattınız. Zaten Çankaya Köşkü'nü yok etmeye çalışanlardan Dolmabahçe Sarayı'nda bayram yapması beklenemezdi. Nasıl ki Çankaya Köşkü yerine kendilerine bir saray yaptılar, tabii ki Dolmabahçe Sarayı'nda bir alternatifi olmalıydı. O da Vahdettin Köşkü'ydü. Tabii bu kutlama bir de konuşma ile taçlandırılmalıydı. O da oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında 1923 Türkiye'si ile 2023 Türkiye'si kıyaslandı. Kurtuluş Savaşı öncesi limanlarımız, bankalarımız, ticarethanelerimiz, demiryollarımız, madenlerimiz, ağır sanayilerimiz hep yabancıların elindeydi. Toplam sermayenin sadece %10'u Türktü. Ticaret gayrimüslimlerin elindeydi. Türkler herhangi bir meslek grubunda çırak bile yapılmıyordu. Bankacılık işlemleri bile Fransızca hallediliyordu. Şimdi siz o tarihle bu tarihi karşılaştırıyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal sonrasında bir Kurtuluş Savaşı başlattı. Kurtuluş Savaşı sonrasında da 13 milyon nüfusun 10 milyonu köylerde yaşıyordu. 40 bin köyün 37 bininde okul yoktu. 30 bin köyde cami bile yoktu. Salgın hastalıklar almış başını gitmişti. 1 milyon kişi frengi, 2 milyon kişi sıtma olmuştu. Sadece 554 doktor, 69 eczacı vardı ve bu eczacıların sadece 8 tanesi Türktü. Ama o durumda bile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindekiler yılmadı. Bu vaziyetteki bir ülkeyi ayağa kaldırdı. Savaştan yeni çıkmış ve bitik denilen bu ülkede 14 yılda 46 tane fabrika kurdu. Hem de başka devletlerden tek kuruş para almadan. Ülke öyle bir hale gelmeye başladı ki Almanya'dan bilim adamları, mühendisler gelip bizim ülkemize çalışmaya başladı. Yani o tarihlerde bizim ülkemiz cazibe merkezi olmaya başlamıştı. O zamanlar atılan her temel o kadar sağlanmış ki ne değerler bozulabildi ne de satmayla o zaman inşa edilenler bitirdi. Evet, sata sata bitiremediniz. 2003 yılında tekeli sattınız 292 milyon dolara. Ya içindeki boş şişeler bile daha fazla ederdi. Etti de. Onu alan kendini uyanık sanan müteahhitlerimiz bunu 810 milyon dolara Amerikalılara sattı. Amerikalılar da bunu 2.1 milyar dolara İngilizlere sattı. Seydişehir Alüminyum'u sattınız. Ya Seydişehir Alüminyum deyip geçmeyin. Varlıkları arasında fabrikalar, cevher barajları, su havzaları, ruhsatlı boksit sahaları, 792 adet lojman, sosyal tesisler, turizm teşvikli araziler, Oyma Pınar Barajı, Antalya'da liman, yükleme tesisleri, makinalar ve kasasında 10 bin ton külçe alüminyum, 17 trilyon lira para, binlerce ton boksit vardı. Siz bunu 305 milyon dolara sattınız. Karşı çıkara da ya vatan haini dediniz ya komünist. Bankaları sattınız. Dış banka Hollandalı Fortis'e, Türk Ekonomi Bankası'nı Fransız BNP Paribas'a sattınız. Finansbank, Tekfenbank, Denizbank, Şekerbank hepsini sattınız. Oyak Bank'ı sattınız. Alan Hollandalılar ING Bank yaptı. Sonrasında da yayınladıkları iktisadi raporun kapağına elinde yolunmuş hindi olan bir kadın fotoğrafı koydu. Hindi, yani İngilizcesi Turkey.
İşte sizin iktisadi raporunuz diyordu yolun Muşindi'yle. O tarihlerde Ekonomi Bakanı Ali Babacan ise gelecek nesillere borçsuz bir Türkiye bırakacağız dedi. Gerçekten bıraktı. Limanları sattınız. İzmir Limanı'nı, Mersin Limanı'nı sattınız. 16 Mayıs 2008'de Bandırma Limanı'nı ve Samsun Limanı'nı sattınız. Bakın şu tesadüfe ki 16 Mayıs 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a doğru yola çıkmıştı. Şimdi karşımıza geçmiş, elinizde bu kadar imkan varken 2023 Türkiye'si ile 1923 Türkiye'sini mi kıyaslıyorsunuz? Ne yaparsanız yapın nafile. Atatürk gençliği atasının izinden gitmeye devam edecek. Bu 29 Ekim'de olduğu gibi genci, yaşlısı, rockçısı, popçusu, dindarı, ateistiyle bu cumhuriyeti kutlamaya devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize duyduğu minneti unutmayacak. Siz de unutmayın. Unutmayın ki 19. yüzyılda yapmış olduğu devrimler sayesinde siz 21. yüzyılda hala bir Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yaşayabiliyorsunuz. Unutmayın ki sizler o cumhuriyet sayesinde o makamlarda oturup böyle özgürce konuşabiliyorsunuz. Şimdi 10 Kasım geliyor. Bakalım 10 Kasım'da neler yapacaksınız? Ha bu arada 10 Kasım'da yaptıklarınızı da unutmadık. 10 Kasım 2007. Yine başka gün kalmamış gibi ne tesadüf ki tam o günde Suudi Arabistan kralı Ankara'ya geldi. Anıtkabir'e gitmeyi reddetti. Ve siz o krala Çankaya Köşkü'nde madalya takıp Türkiye Cumhuriyeti devlet nişanı verdiniz. Kral da boş durur mu? O da bizim başbakanımıza ve cumhurbaşkanımıza madalya taktı. Ve Cumhuriyet tarihi protokolünde bir ilke imza atarak Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız Suudi Arabistan Kralı'nın oteline kadar gidip beraber poz verdi. Biz Zafer Partisi olarak unutmadık. Sonsuza kadar da unutmayacağız. Ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını ne de sizin yaptıklarınızı. Teşekkürler arkadaşlar. Sorusu olan varsa alayım yoksa bitiriyorum. Teşekkürler.